Kadınlar el ele verdi, doğa dostu deterjan üretti. Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulu Nusratlı köyünde yaşayan kadınlar, Temiz Gelecek Derneği öncülüğünde yürütülen bir proje kapsamında doğa dostu temizlik malzemeleri üretiyor. Doğa dostu temizlik ürünlerinin üretimi burada gerçekleşti. Buradaki kadınlar tarafından yapıldı ve ürünler 3 tane ürün, çamaşır yıkama tozu, krem temizleyici, leke çıkarıcı olmak üzere 3 ürün. Bu ürünler doğa dostu, tamamıyla doğa dostu ham maddeler kullanılarak üretildiler. Tarihi taş okul binasını atölyeye dönüştüren kadınlar, doğa dostu kendin yap temizlik ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında başarılı bir üretime imza atıyor. Deterjan türü temizlik malzemesi yaptık. Çamaşır makinelerine çamaşır tozu yaptık. Leke çıkarıcı yaptık. Krem deterjan yüzey temizleyici yaptık. Tegel Proje Koordinatörü Zeynep İlhan, çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizleyici kitleri hazırlamaları için anlaştıkları köy kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlamanın da hedefleri arasında olduğunu belirtti. Proje çerçevesinde bu ürünleri pazara hazırladık. Yani etiketlerini, ambalajlarının tasarımını ve kullanıcı denemelerini gerçekleştirdik. Daha sonra da burada ürün üretilmeye devam edilerek Türkiye çapında satışa başlanacak. Projede çalışan kadınlarsa çevreye verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. Bunlar doğayı kirletmeyen bir malzemeler olduğu için bunları biz yaptık. Doğayı kirletmesin diye hem sağlık için yani o yüzden yaptırıldı ve ailemize de bütün destek amacıyla yaptık. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Süheyla Doğan, 2005 yılında kurulan derneğin şu anda yüzü e aşkın üyesinin bulunduğunu aktardı. Köydeki üretici kadınlarımız bu kez e, bu üretim sürecinin içerisinde hep birlikte oldular. Böyle bir projede olmaktan dolayı çok mutluyuz. E, doğamızı kirleten bir sürü faktör var. Altın madenleri, termikler gibi. E, te, deterjanlar da bunlardan bir tanesiydi. Bunları doğa dostu hale getirerek e, doğayı kirleten faktörlerden birinden kurtulacağız inşallah.